sıcak havaların gelmesiyle birlikte öncelikle yağlı ve tatlı, şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Bu noktada su, vitaminleri içeriği yüksek sebze ve meyve ve beyazıt tüketimini arttırmalıyız. Çünkü sıcak havalarla birlikte çok ciddi derecede sıvı kaybı olabiliyor. Bu da ister istemez elektronik kayıplarına neden sebebiyet verebiliyor. O nedenle mutlaka bir kere sıvı tüketimini yeterli miktarda almalıyız. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte günler uzuyor ve hani geç saatlere kalabiliyor. O yüzden çok geç saatlerde yemek de doğru bir şey değil. Özellikle sebze meyve noktasında hani hafif bir menü. Mesela ne gibi? Çok sıcaklarda ufak bir salata yapıp üzerine işte peynir veya bezet koyup yanına bir hani ayranımızı içmek çok doğru bir menü olacaktı bizim için. Biraz karbonhidrat tüketimini azaltıp protein tüketimini arttırmalıyız. Onun dışında kırmızı et yerine daha çok bezeti tercih etmeliyiz. Mineral kayıplarını önlemek için günde eğer kronik rahatsızlığımız yoksa tabii ki de günde iki tane maden suyu, mineralli su içebiliriz. Tatlıları hani daha çok dondurma tüketerek tatlı ihtiyacımızı gidermeliyiz. Yani dediğim gibi buradaki en önemli şey aslında kaybedilen sıvıyı yerine koymak. Çok fazla terlemiyorum diyerek hani sıvı kaybım çok fazla yok diyerek bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü çok sıcaklarda yalnızca terle değil, farklı şekillerde vücuttan su kaybı olabilir. O yüzden mutlaka kaybedilen suyu, kaybedilen sıvıyı yerine koymamız gerekir. Yani bu gazlı içecekler dediğimiz içecekler vücutta özellikle bu karın bölgesinde dediğimiz yağlanmaları çok arttırıyor. O yüzden hiç sağlıklı değil tabii bizim için. Tamamen zararlı. O yüzden çok fazla asitli içecekleri tüketmemeliyiz. Daha çok su, doğal meyve suları olabilir. Hani ayran içebiliriz. Dediğim gibi maden suyu içebiliriz ama kesinlikle asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Çünkü dediğim gibi asitli içecekler özellikle kronik rahatsız olanlarda çok ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilir. Diğer türü de göbek bölgesinde hani bu abdomen dediğimiz bölgede yağlanmalara neden olabilir.